Burcu, yaz sıcaklarında uzmanlar özellikle yağlı et yemeyin, yani kebap tarzı şeyler yemeyin diyorlar ama biz kebabın şahı patlıcan kebabını yapacağız. Çünkü patlıcan kebabı gerçekten çok hafif bir kebap ve bunun ustası Kadir Usta bize patlıcan kebabı nasıl yapılır öğretecek. Öğreteceksin evet. Değil mi usta? Aynen öyle, hem yapacağız hem beraber öğreneceğiz. Burada normal patlıcanımız da var. Evet. Görüyorsunuz boyutları gerçekten ufacık. Ve Biricik patlıcanıyla aradaki farkı görüyorsunuz. Neredeyse yarı yarıya. Peki farkı ne usta? Keselim, içini görelim. İçinin çekirdeğini falan beraber görelim efendim. Gördüğünüz gibi içi çekirdekli. Bu da Biricik patlıcanımız. Gördüğünüz gibi leke bile yok. Yumuşak olması ve patlıcanın kabuklarının güzel soyulması. Lezzeti de oradan geliyor zaten. Tansiyon düşürüyor, kolesterol yapmıyor, kilo yapmıyor. İçinde lif var herhalde, kilo da mı verdiriyor? Lifli olmasından dolayı evet, kilo da verdirir. Malzemelerimiz yağsız dana eti, kuzu boşluğumuz burada, beraber karıştırıyoruz ve kuyruk. Bunu sağlam tut, bu tarafı sağlam tut. Kaldır ve şöyle indir bakın. Şöyle mi? Hayır, öyle et öldürüyoruz. Demek ki her işin bir ustalığı var. Demek ki herkes kendi bildiği işi yapması gerekiyor. Karınca baş dediğimiz tabir şeklinde inceldi. Yaklaşık 5'er santim aralıklarla böyle düzgün bir şekilde kesiyoruz. Evet, bu şekilde bir patlıcan bir kıyma şeklinde yerleştirerek devam ediyoruz. Patlıcanla beraber yetişen, aynı taradan gelen, beraber özdeşleşip olmazsa olmazı Biricik'ten gelen biberi de yanına veriyoruz. Ev hanımlar da kendi fırında aynı bu şekilde yaptığımız gibi tepsiye yaparak 180 derecelik fırında yaklaşık 40 dakika civarında pişirebilirler. Evet, muhteşem bir görüntü. Patlıcan kebabımız pişti. Servise hazır efendim. Peki bu hem hafif hem de leziz yemeğin yanında ne içilir? Tabii ki Osmanlı geleneği demir hindi. Önce suyun içine ısıtıyoruz demir hindimizi dülbentle. Demir hindimizi ısıtıyoruz. 40 çeşit baharatımızı atıyoruz içine. Bir gün bekliyor. Bekledikten sonra da üçüncü günü onu ocağımızı yakıp kaynatıyoruz. Kaynattıktan sonra dülbentle onu süzüyoruz. Süzdükten sonra dolabımıza koyuyoruz. Dolabımıza soğuyor. Ondan sonra içiyoruz. İşte yaz aylarında belki de yenilmesi gereken en hafif kebap patlıcan kebabı. Muhteşem gözüküyor. Ve bu yaz sıcağında belki de ferahlatacak şifa deposu demir hindi de önümüzde. Belki şu an bana kızıyorsunuz ama inanın sizin için tadacağım.